karşınızdayız. Evet, bugün çok güzel bir havada, çok güzel bir organizasyonda Türk Hava Kuvvetleri Parkı'yla ve Solo Türk Parkı'yla gösterimizi sunmak için hazırlanıyoruz. Tam karşınızdan Lüf Hareketi için geliyor. Yükseklik 30 metre. Ve gövde altında bulunan Ay Yıldızımızı Ay Tuğlu'yu yere taşımak için alkışlarınızla geliyorum. Gökyüzündeki çelik kanatlı kartalı Solo Türk Parkı ile geliyor. Ve gövde altında bulunan Ay Yıldızımızı sizlere göstererek yaklaşıyor efendim. Dışı asilliğin ve gücün göstergesi siyah rengi ama içinde sizler gibi kırmızı beyaz renkleri yüreklerinde taşıyan bir ekibiz. Ve sizler için diyorum ki yükseltin, senin için yüksekliğin dolu yoktur. İşte şurada. Ve şu an 4 kilometreye ve şu an 5 kilometrede (gülüyor)
barışı sembolize eden zeytin dalını gökyüzüne çiziyoruz. Ve Türk Hava Kuvvetlerimizin disiplin ve görev etkinliğini yansıtan telsiz konuşmasını aktarıyorum. Asilkan'da bin mucize saklıdır. Bu topraklar, bu gökyüzü solo Türkiye ile maktaklıdır. Evet, desteğiniz çok önemli efendim. Eller havaya lütfen. Eller havaya destek lütfen. Ve şimdi de gücün sesten önce geldiği yüksek surat hareketiyle huzurlarınızda. Lütfen sola bakıyoruz. Yüksekliğimiz yine 30 metre. Ve saatteki hızımız 1200 kilometre. Ufuklarda, yükseklerde bayrağımız al al. Çiziyor göklere zaferimizi. Bakur bir kartal. İçimizde hiç sönmeyen asumun aşkıyla yarınlarımız, genç kartallarımız ışıklarda. Ve şimdi evet, tempo bir yere katıyor. Kartal göğsünü kabarttı mı gökyüzünün hakimi olduğunu bildirir. Sol Türk'üm şimdi göğsünü kabartarak adeta bu coğrafyanın hakimi olduğunu bildirircesine yaklaşıyor. Ve bugün sizler için ilk kez yapacağımız bir hareketle geliyor. Gökyüzüne ateş topları gönderecek ve onların her biri milletimizin yıldızı, bölgelerimiz için geliyor. Karadeniz için, Marmara için, Anadolu için, Ege için, Marmara için, Beyazıt, Bursa'da ışıklar için. Alkışlar yüzbaşı Sıfkurt'a efendim. Sizlere şu an el sallıyor. Bizden onu el sallıyoruz lütfen. Evet, al bayrağımız gibi. Şimdi de ben son derece kırılacağım. Evet, çelikten kanatlarımız altında daima özgürsünüz. Dünyanın birçok yerinde pilotlar uçabilir. Dünyanın birçok yerinde pilotlar da hareketli de deneyebilir. Ama 90 derecelik bu dalışı yapmaya bir Türk'ün hem de sağ Türk'ün yüreği gerekir. Ay yıldızımız da geliyor efendim. Teoman uçağı iniş takımları açıkken, iniş donanım uçağın güvenliğini sağlamak için pilotu her hareketi yapmasına müsaade etmez. Oysa solo Türkiye'ye engel yoktur. Pilotlarımız öylesine dinginler ve öylesine kararlılar ki, yürekleri dağlayan bir özgürlüğü ve güvenle, dünyada çok az pilotun cesaret edebildiği, iniş takım ton hareketini yapacak ve bunu üst üste iki defa yapacak. Saatteki hızı yalnızca ameliyatınızca 300 kilometre. Teonat uçağının iniş kalkış süreti 540 km ve bunu 2-4 yıl arasında çok limitlerde yapacak. Her şey bir anda olup bitecek. Oh. Hareket! Kulağınızı kapatın, ağzınızı açın. Hazır! Ve şimdi efendim! Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde Türk milletine armağan olarak doğduk. Bu sene 4. yılımızdayız.